Her insan iz bırakmak ister. İyi ya da kötü, küçük veya büyük. Her birimiz bu dünyadan göçtükten çok sonraları bile hatırlanmayı arzularız. Bu imparatorlar, soylular ve efsanelerdeki kahramanlar için kolaydır. Onların her günü tarihe şekil vererek ve kaydedilerek geçer. Sözleri, eylemleri hatırlanır ya da unutulmak istenir. Ama asla tarihin sonsuz sayfaları içinde gözden kaçmaz. Bencillikleri öfkeyle, fedakarlıkları minnetle hatırlanır. Bir bakış açısıyla hatırlanmak sıradan insanlar için de kolaydır. Onlar sınırlarını bilirler. Bir çiftçi ya da ayakkabı tamircisi çocukları ve ailesi tarafından kesinlikle hatırlanacak, ancak geri kalan dünyanın asla umrunda olmayacaktır. Onların da bu konuda endişelenmesine gerek yoktur yani. Dünyada bırakacakları ayak izleri çoktan bellidir. Yok olmaya karşı direnmek benim gibilerin yükü. Yeteneklerimiz bizi sıradan insanların üzerine çıkarır. Kılıcı tutuşumuz, gümüş dilimiz ya da benim durumumda olduğu gibi eter. Ya da bunu okuyan herkesin anlaması için büyücülük. Vücudunu bir aracı olarak kullanıp büyü rüzgarlarına odaklama yetisi. Hedefin metabolizmasını, ruh halini, zihnini bükme, vücuduna zarar verme gücü. Yoktan gelmiş gibi görünen dışsal nesneler ve kuvvetler celp etme yeteneği. Öz itibariyle büyü dışı pekala oluşabilecek etkileri bu disiplin üzerinden oluşturmaya verilen karmaşık isim. Bu disiplinin ustalarından biri olmadığım kesin. Hatta gelişkin ve güvenilir bir uygulayıcı olmaktan da uzağım. Henüz bu yolun çok başında bir öğrenci, dünyada yerini bulmaya çalışan bir adamım. Peki bunları neden yazıyorum? İnsanlar zamanın hep ellerinde olduğu kabulüyle yaşıyorlar. Ben de bu insanlardan biriydim. Ama dün yaşadıklarım beni ölüme hiç olmadığım kadar yaklaştırdı. Dün ölseydim beni kim hatırlayacaktı? Adımı devam ettirecek evlatlarım ya da benim için gözyaşı dökecek bir karım yok. Bu sebeple sonsuza kadar yaşamak isteyen ama her an ölebilecek bir adam olarak bu günlüğü tutacağım. Çok bir şey değil. Yazdıklarımı önemseyen biri bile olacağından şüpheliyim. Ama ateş bile ardında küller bırakıyor. Eğer çağımızın kötülük, kaos ve kararmış kalplerle gürleyen ateşinden sağ çıkamayacaksam, kendi külümü bırakmalıyım. Kim olduğumu bilmeseler, hayallerimi ve arkadaşlıklarımı tanımasalar ve benim gibi kaybolmuş bir çocuğu önemsemeseler bile, bu külleri görenler burada bir ateş yandığını bilecekler. Küçük, zayıf, titreyen bir ateş. Ama yine de yanmayı denemiş bir ateş. Benim adım Aldrich Arne. Bundan 20 sene önce Talabayım'da doğdum. Haldret adında günahkar bir adamdan ve Eloise adında bir cadıdan. Onlara annem ya da babam demeyeceğim. Her ne kadar küçüklük anılarım güzelliklerle ve huzur içinde dinlenen ninnilerle dolu olsa da, küçük bir çocuğun zayıf zihnini kandırmak için gri büyücü olmanıza gerek yoktur. Çok açık ki ailemin yüreğinde serpilen çarpık karanlığı o zaman sezememişim. Sadece annesinin kollarında olmayı arzulayan küçük bir çocukken pek çok şeyi görememişim. Ama şimdi görüyorum. İnsanlara yüksek sesle söyleyemediğim cümleleri buraya yazmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam cadıydı. Ama ben onlar gibi değilim. Ailemin dinsizliği ve sapkınlığı anlaşıldığında 10 yaşındaydım. Ailem Lord Baltazar, tanrılar onu korusun, Lord Baltazar'ın emrinde çalışıyordu. Dedem Sigrik onun şahsi berberiydi. Ebeveynlerim de yıllar boyunca bu topraklardan uzak kaldıktan sonra dedemin yanına dönmüş, ki o zamanlar ben bebektim. Dedemin kızına olan sevgisinden ve Lord Baltazar'ın cömertliğinden faydalanıp mutfakta işe girmişlerdi. Geçen yıllarda başarılı bir şekilde müteşekkir taklidi yaptıklarını söyleyebilirim. Onlara dışarıdan bakan gizli planlarını anlayamazdı. Lord Baltazar gerçek bir vatansever ve askerdir. Tanrıların beni onun himayesinde büyütmesinin bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Dedem de dürüst ve çalışkan bir adamdır. Pek çok açıdan kendimi ona örnek alırım. Hayatımda olan iki canavara karşılık bu iki adama sahip olmak benim şansımdı. O ateş gününde arkadaşlarımla birlikte mantar toplarken dedemin çırağı gelip bizi buldu ve hızlıca eve döndük. Avluya vardığımızda lordumuz yanında bir rahip olduğu halde çatık kaşlarıyla volta atmaktaydı. Birkaç asker demir parmaklıklı bir arabaya 4 adet at bağlıyordu. Beni gördüğünde dedem yanıma geldi.
ve ağlamama aldanmadan durumu bana anlattı. Ailem yıkım güçlerine tapan, sinsi planlarının ortasında yakalanan günahkarlardı. Onların zincirlerle arabaya sürüklenişini ve şehir meydanına götürülüp yakılışını hatırlıyorum. Suçlarını inkar bile etmediler. Hatta annem olacak kadın yanarken gülüyordu. Sonrasında rahiplerin beni kimi zaman sertçe, kimi zaman anlayışlı şekilde sorguya çektiklerini hatırlıyorum. Dedemin lordumuza beni tapınağa göndermemesi için yalvardığını, arkadaşlarımın ailelerinin benimle görüşmelerini yasakladığını hatırlıyorum. Ve sonrasında bildiğim anlamıyla hayatım başladı. Arkadaşı olmayan bir çocuk olarak bulabildiğim bütün kitapları okumaya ve uzun uzun düşünmeye başladım. Eğer dedem bana okumayı öğretmeseydi sanırım kafayı yerdim. İşte hayatımın bu evresinde rüyalar başladı. Uzun kulelerin yandığını, buzdan bir çekiş taşıyan korkunç bir savaşçıyı ve kendimi kaplayan ama beni yakmayan alevleri gördüğüm rüyalar. Aynı rüyaları sürekli görsem de birini anlatmam yıllar aldı. Dedeme anlattığımda annem gibi olmamdan korktuğunu biliyorum. Ya çok uzatmaya gerek yok. Eter odaklayabildiğim öğrenildiğinde artık evimde kalamazdım. Bu sebeple eğitim alıp kaos ve kötü etkilerinden korunabileceğim bir yere, Altdorf'a yollandım. Lordumuz bana iki seçenek sundu. Çok çalışacaktım. Ailemi hatırlayıp onlardan ders çıkaracaktım ve yeteneklerimi iyilik için kullanabilecek duruma geldiğimde ya onun yanına dönüp ailesine hizmet edecek ya da imparatorluk ordusuna katılıp savaşacaktım. Eğitim masraflarımı karşılaması karşılığında ya gerçek bir büyücüye sahip olacaktı ya da imparatora bir savaş büyücüsü kazandırdığı için övünebilecekti. Ailemin yaptığını yapmayacağım. Çevremdekileri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Altdorf mükemmel bir şehir. Okuyacak kitaplar, öğrenilecek bilgiler ve tanışılacak insanlarla dolu. 100 binin üstünde nüfusuyla benim gibi biri için gerçekten dünyanın başkenti. Burada pek çok büyük hocadan ders aldım. Henüz bir kolej seçecek seviyeye gelmedim ama kolejleri gezip onlara uzaktan bakarak günlerimi geçirdim. Usta ateş büyücüsü Engelhard Mahold'la buradaki derslerden birinde tanıştım. Bilge bir öğretmen ve sanırım onun eğitim aldığı kolejde bana en uygunu. Kanımda bir uğursuzluk olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama varsa da kendimi buna bırakmayacak, pes etmeyeceğim. Yeteneğimizin çeşidi görevimizi değiştirmez. Uğruna savaşılacak şeyler ve yapılacak işler var. Bu benim sorumluluğum. Nasıl ki bir asker kılıcını doğruluk için taşırken bir yağmacı şer için taşıyorsa, ben de büyüyü doğru amaçlar için kullanabilirim. Bunu hem kendime, hem sevdiklerime, hem de bütün dünyaya göstereceğim. Çırak Büyücü Aldrich Arne, Altdorf 2523.